Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tahlillerimizde nelere bakıyoruz? Neler eksik, neler fazla? Ne ölçüyoruz? Bunları değerlendirme konusunu ayrıntılı konuşalım, olur mu? Sizlerin şifayı daha çok sağlayabilmek için bedeninize öğrenmenizde fayda olacak tetkik ölçeklerini aktarmak istedim. Biz sizlerin yaptırdığımız kan testlerinizden hangilere bakıyoruz? Neler istiyoruz? Bunlarla ilgili küçük kısa bilgilendirmeler yapacağım. Yani nefesiniz evet mucizeler ötesi büyük güç yaratıyor. Ancak bu nefesi aldığınızda size taşıyan kan değerlerinizle oksijenizasyonunuzu değiştiren bir takım bulgular var. Biz sağlık kuruluşuna başvurduğunuzda hemogram, biyokimya dediğimiz kanınızın biyokimyasında bir takım vitamin, mineral, enzim ölçeklendirmeleriyle bunları sizdeki hastalık ve sağlık durumu neleri ne kadar tamamlamalıyız sorunsalını çözmeye çalışıyoruz. Geldiğinizde kontrolde öncelikle kan değeriniz çok önemli. Hemogram dediğimiz kanınızdaki aslında komponentler var. Yani kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve koruyucu kan hücreleri ve kan pulcukları var. Bunların değerleri ve bunların düşüklük, yükseklik ve bazı kırmızı kan hücrelerinin büyüklük ve yapısal farklılıklarını ölçeklendiren değerleri hemoglobin ölçümünde biz görüyoruz. Hemoglobininizin işte bayanlarda 12-13, erkeklerde 13-14'ün altında olması çok önemli. Çünkü bu aldığımız nefes damardan kana geçiyor. O oksijeni taşıyacak hemoglobin molekülünün ne kadar olduğunu buradan ölçüyoruz. Yani kaç otobüs var bu oksijeni taşıyacak? O yüzden kan değerlerinizde, kan hemoglobin değerinizdeki beyaz kürelerinizin oranı 6.000-10.000 arasında olması, zaten o tetkik kağıdının yan tarafında referans değerler diye doğru değerler olması gereken değer aralığı vardır. Bazı cihazlarda kalibrasyon ölçümlerinde o normaller farklı olabiliyor. Hastaneler arası bir farklılık olabiliyor. Ve işte beyaz kan hücreniz, kırmızı kan hücreniz, kan pulcuklarınız ve kanın içindeki yapılandırmayı hemoglobin değerinizle ölçüyoruz. Yine biyokimya değerlerimiz çok geniş olmakla birlikte en önemli açlık kan şekerimiz, açlık insülinimiz ve bunların oranlanmasıyla bulunan HOMA IRE indeksimizin durumu bizim için çok önemli. Ve bunların yine yanda yazan referans değerlerine göre normal aralıklarda, hatta açlık insülininin alt sınırlara yakın, kan şekerinin üst sınırına ulaşmayan değerde olması, insülin direnci konusunda bize 2'nin altında olması HOMA IRE indeksimizin fikir vermektedir. Ayrıca 3 aylık kan şekerimiz hakkında bilgi verdiğini kabul ettiğimiz hemoglobin A1C değerimizin de yine 4,5-5 civarında olması, yani alt sınıra yakın olması istediğimiz, arzu ettiğimiz durumdur. Bunun üzerinde olan değerler bize tespit edilen bir şeker hastalığı olmasa da şeker hastalığına giden damarlarımızda yapısal değişiklik yapan bozulmaların başlangıcı konusunda düşündürücü fikir verir. Kanımızdaki oksijenin taşınımında hemoglobinden bahsettik. Hemoglobinimiz yüksek bile olsa, eğer ki demir eksikliği anemimiz varsa, ki bu aslında bir bulgudur. Yani altta yatan başka bir sebep ya demir alımı ya da emilim bozukluğu ya da kanamayla bir kayıp bu demir eksikliği anemisi durumunu, yani kansızlığını yaratmaktadır. Buna yemeklerle birlikte aldığımız çay, kahve gibi demiri bağlayan, şelasyon dediğimiz bağlayıp atılmasını sağlayan moleküller neden olabilir. Ve o yüzden demirin emilimini yönetmemiz çok önemli. Yani aslında demir eksikliği anemisi durumunu
yaratan nedenleri ortadan kaldırmak ve altta yatan, bu sonucu yaratan sebepleri çözmemiz çok çok önemli bir durum arz etmektedir. Demirimizin eksikliği durumunda halsizlik, ciltte döküntüler, ağız kenarında çatlaklar, tırnaklarda bozulma ve en önemlisi tüm dokularda hipoksi ortaya çıkacaktır. Yani otobüs hemoglobin ise içindeki koltuklar demir iyonudur. O yüzden eksikliğini yerine koymak ya da kayıp varsa kaybı önlemek çok büyük önem arz eder. Tabii ki demir takviyelerinde hangi formunun kullanıldığı, işte glisinat mı, fumarat mı, bunlar ayrıntılarla doktorunuzun belirlemesi gereken bir durumdur. Ancak şunu unutmayın, enfeksiyon durumunda vücudumuzdaki hastalandıran mikroorganizmalar demir iyonunu kullanabilir. O yüzden dikkatli olunmalı, mümkünse o süreçte kullanılmamalı ya da 2 saat aralıklı olmalı. Emilimini arttırmak için de C vitamini ve asit beslenme, mide asidinin yeterli olması demirin emilimini arttırmaktadır. D vitamini düzeylerimizin ölçümü yine referans aralıklarına göre bakılsa da artık güncel yaklaşımlarda 60 ila 80 erişkin kişilerde olması nanogram bölü desilitre. Eğer obezite ve kanser hastalığı türünde bir kişide hastalık varsa 80 ila 100'lere çekilmesi, yükseltilmesi artık önerilmektedir. Çünkü bütün vücuttaki hücre yenilenmesi ve tüm reaksiyonlarda yönetici bir hormon rolü görmektedir. Yani günlük açığımızı D3K2 damlalar olarak bir damlasında 1000 international unit olan damlalardan 10 kiloya bir damla, yani 70 kiloluk bir insanın 7 damla alması günlük ihtiyacını karşılar. Ancak açık varsa bunun kapatılması çok büyük önem arz etmektedir. Lütfen doktorunuzdan bu konuda yardım isteyiniz. D vitamini neler yapmaz ki? Hormon sentezi, nörotransmitter dediğimiz bu sinir hallerimizi, hayat çorbamızın karışımını, kemik dokumuzu, üreme sağlığımızı, saçımızı, dişimizi, tırnağımızı, yani neredeyse yapmadığı hiçbir şey yok. Hücresel düzeyde özellikle diğer minerallerle birlikte ve mutlaka magnezyumla birlikte çalışması vücuttaki bütün sistemlerin dengede, sağlıklı ve şifada olması için elzem bir vitaminimizdir. Tabii bu arada büyük bir sorun, aile hekimliği yapan arkadaşlarımın D vitamini ölçümü yapamamaları. Bu bence ülkemizdeki en büyük ve hızlı çözülmesi gereken problemdir. Çünkü D vitamini ölçümü bütün beden sağlığınızda hormon olarak çalıştığı için çok önemli bir yer tutmaktadır. Dahiliye uzmanlarınca D vitamini ölçümü yapılabildiği için diğer branş uzmanlarınca bunu ölçeklendirmek çok zor olmaktadır. Doktorunuzun değerlendirmesiyle yılda mümkünse 2 kez bu ölçümün mutlaka yapılsın diye sizlere tavsiyede bulunmak istiyorum. Metilasyon, vücudumuzda gerçekleşen metil gruplarının transferi. Yani otobüs nasıl oksijeni taşıyor, hemoglobin otobüsü. Bunun gibi vücudumuzda metil grupları var kimyasal reaksiyonlarda. Onlar da başka bir şehir hatları transferi kabul edelim. İşte o metil gruplarının kimyasal reaksiyonlarda bazı bileşenlere eklenmesi vücudumuzdaki detoks sistemlerini, nörotransmitter sentezini, dokuların yenilenmesini, oluşmasını ve DNA sentezimizde çok önemli işlevleri gerçekleştiriyor. Ve bu metilasyonların yönetilmesinde çok önemli iki vitamin, mineral rol oynuyor. B12 ve folat değerlerimiz. 200 ila 900 ya da 200 ila 500 olan B12 değerlerinin alt sınıra yakın değil de mümkün olan üst sınıra yakın olması çok önemli.
folat değerlerinin 5'lerde 6'larda değil de üst sınırı olan işte 5-20 arasında 15'lerin üzerinde olmasını tercih ediyoruz. Eksikliği durumunda metilasyon reaksiyonlarını vücut gerçekleştiremediği için bütün sistemlerin çarklarında bozulma gerçekleşir. Vitaminlerden bahsettik. Bu vitaminlere ek olarak çalışmalarını ve enzimlerde anahtar rol oynayan bir takım minerallerimiz var. İşte magnezyumumuz 300 ila 800 civarında reaksiyonu anahtar rolünü oynuyor. Yine oksijenin dokulara bırakılması ve dokulardan alınması, bağırsak sistemimizde farklı işlev gören çinko, tüm dokularda bunun pikolinat formda olması ya da bağırsak sisteminde karnozin formda olması, bulunup bulunmaması aslında dokularımızın yaşadığı reaksiyonları gerçekleştirebilmesinde mümkün olmasını sağlıyor. Yine bir o kadar önemli çinko ile oranlı ve dengeli çalışan birinin düşmesinde diğerinin yükselmesinin denge unsuru olması gereken bakır var. Bakır da 12 çeşit kolajenin ve işte gözümüzden dişimize saçımıza sentezlenmesi gereken kolajen sentezinde lizil oksidaz enziminin kofaktörü mesela. Bu gibi hücre yenilenmesi ve dokuların sağlıklı olmasında çok önemli vitamin, mineral fonksiyonları bizim hayatta kalmamızı sağlamakta. Kanınızdaki değerleri farklı hastalıklara göre daha sık da kontrol ettirebilirsiniz. Ancak ben yılda en az 2 kez kan değerlerinizdeki hareketlenmeyi, seyri izletmenizi, kontrol ettirmenizin doğru olacağını düşünüyorum. Hele ki bir kronik hastalığınız varsa zaten doktorlarınız belki aylık, belki 3 aylık, belki daha sık süreçlerde verdikleri tedavilerin izleminde tahlillerinizin kontrollerini size söyleyeceklerdir. Çok geniş ve ayrıntılı tahlillerle değerlendirmeler yapılabilir ki dediğim gibi özel saymadığım pek çok tahlil daha var ama bunlar kabaca bizim sağlık ocağında en basit sağlık kuruluşlarında analiz edilebilecek tahlillerimiz. Peki bunları sürekli analiz ettiremeyebiliriz ya da bunlar normal çıksa da bizim nelere dikkat etmemiz gerektiği konusu var ki burnumuzun ucundaki nefes. Bütün bu komponentler saydıklarımız tabii ki çok çok önemli ama nefes 12 kat birden şifalanma sağlıyor. Beslenme çok geniş. Bu vitamin minerallerin emilimi, alımı ve temiz beslenme, mevsiminde beslenme, paketli gıda, çevresel toksinden arınmış beslenme yine bizim sağlıklı olmak için mutlak özen göstermemiz gereken bir kural. Ama paketleyemediğimiz yine nefes gibi bir şey var. O da egzersiz. Evet, spor. Haftada 2-3 direnç egzersizi. Bunu paketleyemiyoruz. Peki su alımımız? Susamayı beklemeden günlük 30 ila 50 mililitre. Yemekten yarım saat önce içmeyelim, yarım saat sonra içmeyelim. Aradaki kalan süreçlerde günlük almamız gereken miktarı hayatımızın çorbası mı, pilavı mı olacak biyokimyamız, bunu belirleyecek olan su alımımızı da lütfen yönetelim. Tosur tosur yatmayalım, löpür löpür yemeyelim. Nefeslerimiz şifa olsun, nefesimize sahip çıkalım.